Arkadaşlar, Gizli Gizemli Paranormal Olaylar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yaşanmış gerçek paranormal hikayeleriniz var ise, seslendirmemi istiyorsanız, lütfen Instagram adresim Gizli Gizemli Olaylar adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Selamun Aleyküm Gizem Hanım. Benim de başımdan geçen paranormal bir olayı sizinle paylaşmak istedim. Gizem Hanım, ben bir kızı sevmiştim. Öyle güzel ve neşeliydi ki, onu görünce yelkenleri suya indiriyordum. Ben ona karşı bütün ilgimi gösteriyordum ama o bana ilgi göstermeyi bırak. Beni görünce yüzünü ekşitiyordu. Uzun yıllar onun bana ilgi göstermesini bekledim. Bir gün aldığım bir haberle beynimden vurulmuşa döndüm. O güzel kız hiç sevmediğim, hatta nefret ettiğim biriyle nişanlanmıştı. Bu duruma öyle içerlemiştim ki her ikisinden de intikam almak için planlar yapmaya başladım. Yaptığım planlar da ters etmiş, sevdiğim kız benden iyice uzaklaşmıştı. Hatta nefret eder hale gelmişti. Bu yüzden yüzüne bakamaz hale gelmiştim. Onun benden nefret ettiğini bildiğim halde onu aklımdan çıkaramıyordum. Benim ona sırılsıklam aşık olduğumu bilen arkadaşım bir gün bana "Atakan, madem ki bu kızı seviyor ve onu istiyorsun, o zaman bir büyücüye gitsene. Hatta benim bir tanıdığım böyle biri var. İstersen seni ona götürebilirim" dedi. Onun sözlerinden sonra "Senin bu dediğin olmaz. Çünkü büyü yaptırmak günahtır" dedim ve onu geri çevirdim. Arkadaşımın sözlerinin üstünden bir hafta geçmişti ve o sözler aklımdan uçup gitmişti. Evde eksikler olduğu için alışverişe çıktım. Eksiklerimi almış marketten çıkıyordum ki onları gördüm. Sarmaş dolaş, birbirlerine sarılmışlar dolaşıyorlardı. O sevmediğim adam beni görünce gevrek gevrek güldü. Ardından da bana "Ne haber inek?" İnek lakabı çok çalıştığım için verilmişti. "Sen ders çalışırken ben kızı çoktan kaptım" dedi. Ve sesli bir şekilde güldü. O gülünce bana nispet yaparmış gibi sevdiğim kız da güldü. Onlar bana gülünce sanki başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldum. Çok üzücü bir durumdu yani. Bir yandan çok üzülürken bir yandan da çok kızmıştım. Ve bu kızgınlıkla nefretim daha da artmıştı. Onlar güle güle yanımdan geçerlerken ben artık kararımı vermiştim. Evet, tahmin ettiğiniz gibi arkadaşımın tanıdığı büyücüye gidecektim. Elimdeki poşetleri eve bıraktıktan sonra hemen arkadaşımı aradım ve beni o büyücüye götürmesini istedim. Arkadaşım ise "Tamam, ben seni arayacağım" deyip telefonu kapattıktan sonra onun aramasını bekledim. Bu bekleyişim fazla sürmeden arkadaşım geri döndü ve büyücünün bizi ertesi gün beklediğini söyledi. Aldığım bu haber üzerine çok sevinmiştim. Çok sevinmiştim sevinmesine ama içime de bir huzursuzluk çökmüştü. Ertesi gün olduğunda ise arkadaşım beni alıp o büyücüye götürdü. O büyücüyü ilk gördüğümde doğrusu korkmuş ve niyetimden vazgeçmek üzereydim. Fakat onların sarmaş dolaş halleri gözümün önüne gelince
Büyücüye tamam dedim. Ve ayırma büyüsü yaptırmasını istedim. Bu arada biraz o büyücüden bahsedeyim. 60 yaşlarında bir kadındı. Sağ ayağı sol ayağından kısaydı. Ve bundan dolayı da baston kullanıyordu. Gözünün de biri yoktu. Ağzı da yamulmuş gibiydi. Yüzü oldukça çilliydi. Ve ağız kokusu da aşırı mide bulandırıcıydı. Saçlarına girirse saçları ise yok denecek kadar azdı. Kısacası kadın çok korkunçtu. O büyücü kadın beni dinledikten sonra istediğim şeyi yapabileceğini söyledi. Fakat bunun pahalıya mal olacağını ve bu işin geri dönüşü olmayacağını da söylemeyi ihmal etmemişti bana. Ama benim içime öyle bir intikam duygusu kaplamıştı ki her şeyi yapmaya hazırdım. İntikam duygusunun beni kötülüğe ittiğini biliyordum. Ama kendime de engel olamıyordum. Bu yüzden de o büyücü kadının isteklerini kabul ettim. Ona yüklü bir miktar para vererek ne yapılması gerektiğini sordum. O da bana kız ve erkeğin saç telini getirmem gerektiğini söyledi. Bu isteklerden sonra oradan arkadaşımla beraber çıktık. Ama büyücü kadının isteklerini nasıl yerine getirecektim ki? Uzun müddet düşündükten sonra onları takip etmeye karar verdim. Onlar hangi kuaföre gidiyorlarsa onları bulmalı ve oralardan saç telini almalıydım. Bu niyetle yola çıktım. İlk önce sevdiğim kızı takip ettim ve onun gittiği kuaförü tespit ettim. O kuaföre gidince ben de onu takip ettim ve onun kuaförden çıkmasını bekledim. O kuaförden çıkınca ben de aynı yere girdim. Kuaförden bin bir rica ve minnetin sonunda saç telini almayı başardım. Kızın saç telini almayı başardıktan sonra bu sefer de erkeğin peşine takıldım. Ve onun da gittiği kuaförü tespit ettim. O kuaförde de işini bitirip çıktıktan sonra bin bir rica ve minnetlerden sonra onun da saçını aldım. Bu arada bunları yaparken içim ürperiyor. Etraftan da garip sesler duyuyordum. O garip sesleri aldırış etmeden elime geçirdiğim malzemeleri büyücü kadına götürdüm. O büyücü kadın elimdeki malzemeleri alarak bir takım ritüeller yaptı. Ritüellerini bitirdikten sonra da elime bir sabun tutuşturdu. Elimdeki sabunu görünce bunu ne yapacağım diye sordum. Bu sorum üzerine büyücü kadın o sabunu götürüp tarif edeceği yere gömmemi söyledi. Bu yapılan büyü sabun büyüsüymüş ve o sabun eridikçe büyü yapılan kişi günden güne eriyormuş. Ve sabunun erimesi bitince de o kişiler ölüyormuş. Bu yapılan büyüye de sabun büyüsü diyorlarmış yani. Elimdeki sabunu alıp büyücü kadının tarif ettiği yere geldim. Kazma ile orayı biraz kazdıktan sonra sabunu oraya gömdüm. Artık işim tamam olmuştu. Bunun sonucunda gideceğim yerin cehennem olacağını bile bile ben bu işe girmiştim. İntikam alma duygusu benliğimi öyle kaplamıştı ki işin ucunun nereye varacağını bile kestiremiyordum. Yaptırdığım büyü yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamıştı bile. O kız ve erkek hastalanıp yataklara düşmüşlerdi. Hangi doktora gidiyorlarsa derman bulamıyorlardı. Biraz abarttığımı düşüneceksiniz Gizem Hanım ama gerçekten bu yaşananlar oldu. Bu yüzden de anne ve babalarının gözlerinin önünde günden güne eriyip gidiyorlardı. Onlar hastalıktan muzdarip olmuşken ben de geceleri uyuyamaz olmuştum. Yani hep kabuslar görüyordum. Bir takım karanlık varlıklar gelip beni rahatsız ediyorlardı. Öyle olmuştu ki sabahları yüzüm gözüm şişmiş bir şekilde uyanıyordum. Annem ve babam benim bu durumuma çok üzülüyorlardı. Bana neyin var evlat deseler de ben bir şey diyemiyordum. Çünkü suçlu bendim ve suçumun cezasını çekiyordum. Günler günleri kovalıyor, o büyü yaptırdığım kişiler gibi ben de eriyordum. Hem de onlardan daha beter bir şekilde. O karanlık varlıklar zaman zaman korku veren halleriyle bana görünüyorlardı. Ve bu haliyle hiçbir yere gidemez diyor, benimle alay ediyorlardı. Bana niçin musallat oluyorlardı? Bunu anlamış değildim. Bunu anlamak için yerimden kalkmak istiyordum ama kalkamıyordum. Çünkü bacaklarımda derman kalmamıştı. Böyle kendimden geçmiş bir şekilde yatarken bir gün babam çıka geldi. Yanında tanımadığım biri vardı. O adamı görünce gönlüm öyle ferahladı ki
bacaklarıma derman gelmiş gibi oldum. O adamın nur gibi, yani nur yüzü bir ihtiyarcıktı. O yaşlı adam beni gördükten sonra ilk yüzünü ekşitti. Sonra da yüzü güldü. Daha sonra da babama dönüp, "Sen çık, ben onunla yalnız konuşacağım," dedi. Babamın yanında bana neler olduğunu anlatmamı isteyebilirdi. Halbuki öyle yapmayıp babamı dışarıya çıkartmıştı. Bu yüzden de onun ince davranışına hayran olmuştum. Babam çıktıktan sonra bir kızı sevdiğimi, o kızın bana ilgi göstermediğini ve o kızın başkasıyla nişanlandığını anlattım. Daha sonra da onlardan intikam almak için bir büyücüye gittiğimi, onun da sabun büyüsünü yaptığını, yapılan büyüde ağacın dibine gömdüğümü söyledim. Söylediklerim bitince hoca yüzüme bakarak, "Oğlum, büyüyü yapan da, yaptıran da cehennemlik olduğunu bilmiyor muydun?" dedi. Bunu derken de sesi biraz sert çıkmıştı. Bir anlık gaflet ve intikam alma hırsı beni bunlara yönlendirmişti. Bu hırs yüzünden hem kendimi hem de karşı tarafı zor durumda bırakmıştım. Hatalıydım. Ama bunu göremeyecek kadar da gözümü hırs bürümüştü. Hatalı olduğumu da o hoca bana göstermişti. Hoca beni dinledikten sonra bana o karanlık varlıkları kovmak için bir takım ritüeller yapacağını söyleyip odamın ortasına kocaman yuvarlak bir çizgi çizdi. Çembermiş. Ardından o çizginin içine girmemi söyledi. O öyle söyledikten sonra çizginin içine girdim. Ve neler olacağını görmek için hocayı takip etmeye başladım. O çantasından bilmediğim otlar çıkarıp yaktı. Otlar tutuşup duman her tarafa yayıldıktan sonra bilmediğim, hiç duymadığım bir dilde konuşmaya başladı. O konuşmasını bitirdikten sonra deprem oluyormuş gibi her taraf sallanmaya başladı. Bir taraftan da enseme doğru soğuk bir rüzgarın estiğini hissediyordum. Soğuk rüzgarı hissettikten sonra içime hürperti kapladı. Ben ise onu soğuktan olduğumu zannederek simsiyah bir varlık ortaya çıktı. Ben onu görünce korkudan yere eğildim ve gözlerimi kapadım. Ben korkudan yere eğilmişken hoca o karanlık varlığa "Ne istiyorsun bu Ademoğlundan?" diye bir soru sorduğunu duydum. O karanlık varlık da ona "O bize vaat edildi," dedi. Ama hırıltılı bir şekilde "Ey Allah-u Teala'nın lanetlediği mahluk! Bilmez misin ki Allah-u Teala insanoğlunu her şeyden üstün kılmıştır?" Öyle bir bağırdı ki hoca. O karanlık varlık da ona "Ey çamurdan yaratılmış olan! Sen bizimle baş edeceğini mi zannediyorsun?" dedi. Kalpleri titreten bir eda ile. "Ey ateşten yaratılan! Sen bilmez misin? Allah-u Teala biz insanoğlunu her şeyden üstün kılmıştır," dedi hoca. Karanlık varlığa doğru haykırarak söyledi. Karanlık varlık ise hocanın sözlerinden sonra öyle bir haykırdı ki hoca bir anda dizlerinin üzerine düştü. O anda ne yapacağımı bilemedim ve yere çömelerek ağladım. Ağlarken de Ayetel Kürsi'yi okuyordum. "Hey uzubilem şeytanicim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahü la ilahe illa, vel hayl kayyum, la tehuzu sinetu ve la nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ardı, men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznih, ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bi ma şa'e, ve siya kursi semavati vel arda, ve la ye'du." Tam okumam bitmişti ki, karanlık varlık çığlıklar atarak ortadan kayboldu. O kaybolduktan sonra da hoca kendine geldi. Hoca kendine geldikten sonra bana, "Oğlum, Allah senden razı olsun. O anda Ayetel Kürsi'yi okumasaydın, o varlık beni de seni de öldürecekti," dedi. Ama hoca hırıltılı bir sesle konuşuyordu. "Hocam, ne oldu? Anlaşabildiniz mi?" dedim. Ama ben de korkuyordum. İnanır mısınız bilmem ama ben bunu derken öyle korkmuştum ki çok özür dilerim ama korkudan altımı ıslatmıştım.
Hoca ise "Hayır, anlaşamadık," dedi. Üzüntülü bir şekilde. "Peki şimdi ne olacak?" diye sorduğumda bu sorum üzerine hoca "Akşam olduğunda bir daha ritüel yapıp sana neden musallat olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Umarım bu sefer başarılı olabilirim," dedi. Hocayla konuşmamızdan sonra yatıp uyuduk. Hocanın evinde öğlene kadar öyle rahat bir şekilde uyumuştum ki ömrüm boyunca öyle rahat bir uyku uyuduğumu hatırlamıyorum bile. Hocayla beraber yemek yedikten sonra akşam olmasını bekledik. Akşam olunca beraber namaz kıldık. Namazdan sonra da yatsıya kadar zikir ve tesbihle meşgul olduk. Yatsı namazından sonra hoca bir şeyler okuduktan sonra odayı tütsüledi ve ardından da odanın ortasına yuvarlak bir çizgi çizdi. Çember yani. İşi bittikten sonra benden yuvarlağın yani çemberin içine girmemi istedi. Bütün işlemler bittikten sonra da odaya dizdiği mumları yaktı. Bütün mumlar yandıktan sonra yere oturup bağdaş kurdu ve Arapça olduğunu tahmin ettiğim bir dille konuşmaya başladı. Konuşması bitince de mumların alevleri birden yükseldi ve o karanlık varlık ortaya çıktı. Hatırlıyor musunuz Gizem Hanım? Yanılmıyorsam son dakika haberlerine çıktığınız videoydu. Siz bir ağacın altında, yani o hikayeyi dinlemiştim. Galiba birisi büyüler yüzünden cinnet geçirerek kendini asmıştı. O ağacın altında siz mum yakmıştınız. Sizin, yanılmıyorsam, arka tarafınızdaki mum bir anda sönüp tekrardan alev alıyordu. Diğer mumlarda öyle bir görüntü yoktu. Ama sizin sol tarafınızdaki mum durmadan yanıp yanıp sönüyordu. Benim gördüğüm, yani bizim yaşadığımız olay da buna benzerdi. Mumlar bir yanıp bir anda alev alıyorlardı. Ben devam edeyim anlatmaya. Mumların alevleri birden yükseldi ve o karanlık varlık ortaya çıktı. Onun ortaya çıktığını gören hoca da ya bizimle anlaşır, neden musallat olduğunu anlatırsın ya da seni yakarım dedi. Onun tehdidi karşısında karanlık varlık da kahkaha atarak hocanın üzerine gelmeye başladı. O karanlık korkunç varlık hocanın üzerine gelirken hoca çantasından ne olduğunu bilmediğim bir tozu çıkararak onun üzerine üfledi. O varlığın üzerine gelen tozdan dolayı çığlık atarak geri çekildi. Sonradan öğrendiğim kadarıyla o toz defne yaprağıymış ve onları oldukça etkiliyormuş. Varlık kendini toplayıp hocanın üzerine tekrar gelecekken hoca bir anda "Ey Allah-u Teala'nın lanetlediği, ya konuşursun ya da elimdeki tozu üzerine tekrar üflerim," dedi. Bu tehdit üzerine varlık olduğu yerde çakılıp kaldı ve hocaya "Dur, dur yapma, her şeyi anlatacağım," dedikten sonra beni göstererek arkadaşıyla beraber gittiği büyücü musallat ettirdi dedi. Onun ne demek istediğini anlamamış hocaya bakmıştım. Hoca da beni anlamış olmalı ki o varlığa "Seni neden bu çocuğa musallat etti?" dedi kızgın bir şekilde. "Onun sevdiği kızı kendisine bağlamak için," dedi. Ama korkunç dişleri vardı. Bir de korkunç dişlerini gösteriyordu resmen. Varlığın anlattıkları karşısında başımdan aşağıya kaynar sular dökülür gibi oldu. Benim canımdan çok sevdiğim arkadaşım arkamdan iş çevirmiş. Sevdiğim kızı kendisine bağlamak için beni kullanmıştı. Peki o nefret ettiğim çocuktan ne istemişti? Onu da az sonra varlığın konuşmasıyla anlayacaktım. Hoca tekrar sordu. "O neden kendine bağlamak istedi? Anlat. Anlatmazsan seni yakarım," dedi tehdit edercesine. "O kızı kendisi de seviyormuş. Ve tam ona açılacakken yakın arkadaşının da kızı sevdiğini, hatta sırılsıklam aşık olduğunu söylemiş. Arkadaşı bunları duyunca öyle kinlenmiş ki İntikam almak için büyücü bulmuş ve büyü yaptırmış. Bu arada sınıfta bir başkasının da ona ilgiyi duyduğunu duyunca ikisini de ortadan kaldırmak için yine büyücüye gidip ne yapabileceğini sormuş. Büyücü de ilk önce onu ortadan kaldırmak için kızla onu birbirine aşık ettirmiş. Daha sonra da kızı kendisine aşık ettirmek için kendi saçıyla ellerinde bulunan kızın saçını kullanmış," dedi. Hoca ise
musallat olmasının sebebini öğrendikten sonra ona ''Ya bu gence musallat olmaktan vazgeçersin ya da seni yakarım.'' dedi. Hoca o kadar gür bağırdı ki ben bile korkmuştum. Varlık ise ''Hayır, hayır, o bize vaat edildi.'' Öyle deyince hoca ''Öyleyse seni yakacağım.'' dedi. Ve torbasındaki defne yaprağı tozunu varlığın üzerine yavaş yavaş üfürmeye başladı. Karanlık varlık ise bu durum karşısında inleye inleye ''Dur, dur yapma, onu bırakacağım. Yalnız, yalnız bir kurban isterim.'' Hoca ise ''Ne kurbanı?'' diye sorduğunda karanlık varlık beni göstererek ''200 kara keçi ve beni ona musallat eden çocuğu isterim.'' dedi hırlayarak. Hoca ise ''Tamam, tamam.'' dedi. ''Seni bu gence kim musallat ettirdiyse onu sana vereceğim.'' dedi. Varlık ise hocanın sözlerinden sonra geldiği gibi ortadan kayboldu. Ben ise ''Bitti mi?'' dedim. ''Bitti mi?'' dedim hocaya tedirginlikle ama hoca bana ''Şimdilik bitti.'' dedi. Yüzündeki terleri silerek ''Yalnız seni bu durumlara düşüren o çocuğu buraya getirmem lazım.'' dedi. Ne yaptık? Ne ettik? O çocuğu bir türlü bulamadık. Onca araştırmalarımızdan sonra çocuğun da evde cinnet geçirerek öldüğünü, yani vücudunun kemiklerinin paramparça olduğunu duyduk. Hoca da bana ''Bu karanlık varlıkla nasıl başa çıkacağız evladım? Ona söz verdim. Seni kim buna musallat ettiyse ona verecektim. Aslında yaşasaydı gönül isterdi ki hepinizi bu karanlık varlığın elinden kurtarmak. Ama olmadı evladım. Bu konuda benim de elim kolum bağlı.'' dedi. Bu olaylardan sonra daha çok sıkıntı çekmeye başladım. Hoca bana nuskalar, sular verdi ama onlar da fayda etmedi. O sevdiğim kız gün geçtikçe erimeye başlamış, fenalaşmıştı. Ama ben artık onu düşünecek halde bile değildim. Çünkü ben de eriyordum. Gizem Hanım, ben ona sabun büyüsü yaptırarak sevdiğim kızın ve ona aşık olan çocuğun ölümüne sebep oldum. İkisi de öldü. Ve ben bir deri bir kemik kaldım. Onlar öldükten sonra hoca da artık beni görmez oldu. Böyle bir günaha bulaştım. Sana yardım etmek istedim ama ben de bunlarla başa çıkamıyorum dedi. Kaç sene geldi geçti. Ben hala düzelemedim. Her gün yalvarıyorum. Allah'ım canımı al diye. Ama almıyor işte. İki kişinin ölümüne sebep oldum. İki gencecik. Yani şimdi siz de bana kızıyorsunuzdur ama insanın kalbine şeytan giriyor diyorlar ya. Resmen beynini yönetiyor. Bende de öyle oldu. Nitekim ne bana yar oldu, ne sevdiği çocuğa yar oldu. Beni o büyücüye götüren arkadaş da o da evinde ölü bulundu. Peki onlar öldü. Ben neden ölmüyorum? Neden her gün, her gece aynı eziyet? Onların suretinde kapımı çalıyorlar. Kapıyı açtığımda bir anda sevdiğim kız ve onun sevdiği çocuk ağızlarını, yüzlerini, gözlerini elleriyle parçalıyorlar. O kadar korkunç suretleri var ki aklımı nasıl olur da yitirmediğime şaşıyorum. Bu da Rabbimin bana vermiş olduğu bir ceza herhalde. Dua ediyorum ama kurtulabilmiş değilim. Buradan büyü yapanlara sesleniyorum. Ne olursa olsun büyü yapmayın. Ben şu an kaç yaşıma geldim ama bir perişanım. Hiç gecem gündüzüm yok. Annem babam vefat ettikten sonra bize kalan tek bir ev. Onunla geçiniyorum. Bazen çalışıyor, bazen çalışamaz halde oluyorum. Zaten beni görenler
Sen ince hastalık mı geçirdin diyorlar. Bir deri bir kemik kaldım. Sabahım, akşamım, hiçbir günüm yok zamanım. Ben böyle bir belaya düşer oldum. Buradan gençlere, benim durumumda olan herkese sesleniyorum. Kesinlikle büyü yapmayın. İnanın ki büyü yaptıran kişiye de cinler musallat olup ebedi surette hayatını mahvediyor. Benim de hikayem bu. Seslendirirseniz mutlu olurum. En azından insanlara ibret olur Gizem Hanım. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın. Selametle kalın. Kainat ve tesadüf yoktur. Tevafuk vardır. Ve mucizeler tevafuklar içinde gizlidir.